Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet, sıra geldik yaylara. Yaylar da bu aydan önemli etkiler alacak olanların dahilinde. Çünkü neden? İkizlerde bir yeni ay söz konusu. İkizlerdeki yeni ay onları karşıtlık açısıyla nedir? Hem harekete geçirebilir hem de ciddi blokajlar yaratabilecek bir döngüye sokabilir. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor olacak? Birlikte bakalım. Yine bu gezegen dizilimi dediğimiz 2-3 Haziran kuyruklu yıldız etkisi, Venüs'ün form değişimlerini tamamıyla ve tamamıyla ilişkiler ve ortaklı işler üzerinden alıyor olacaklar. Yani burada yeni bir döngüyü başlatıyorsunuz yaylar. Bu yeni döngüde aşırı talepkarlık, hızlılık, hareketlilik, kararları almakta sorunlar, işte ikilemde kalmalar, kafa karışıklıkları ve özellikle mal mülk satımı ya da alınmasıyla alakalı ya da topraklanmayla ilgili aidiyet algısıyla alakalı olarak çeşitli blokajların, ertelemelerin, gecikmelerin olacağı bir yeni ay. Yani sistemi kurmakta ya da ola giden sistemde bir dağılma etkisinin ardından toparlamakta zorluk çekeceğiniz bir aydan söz ediyoruz. Destek aldığınız mevzu bu Rigel sabitinin önemli bir evden sizi yakalıyor olması, hem o Rigel'in ışığıyla bağlantılı olarak hem de ilk etapta Mars'tan alacağınız ışıkla evet bazı sorunların üstesinden gelebilirsiniz ama orta yolu bularak ilerlemek, yani karşı taraf ne diyor, benim partnerim ne diyor, benim işte eşim ne diyor ya da uzun süreli birlikte olduğum bu kadın bu erkek ne diyor, kulak kabartmakta fayda var. Çok konuşarak işleri yokuşa sürmek yerine dinleyerek bu işleri çözmek ve biraz daha yavaş hareket etmek, özellikle kökleşmek, sistem kurmak, topraklanmak noktasında biraz daha yavaş hareket etmekte fayda var. Çünkü ciddi kafa karışıklığı yaratacak ve iniş çıkışların bol olacağı bir ay sizi bekliyor. Karar almadan önce muhakkak beklemekte fayda var. 20 Nisan 2023 dahilinde başlamış herhangi bir ilişki, flört aşamasından bu noktalara geldiyse gerilimli bir atmosfere dikkat etmekte fayda var. İşte çocuklarla ilgili bir sorun olabilir, çocuğun ateşi çıkabilir, ergen bir çocuğunuz vardır, gerilim aksi yükselebilir. Bu özellikle 8 Haziran civarı bir yoklama çeker size. Ya süre gelen bir sorunla ilgili size net bir veri sağlar, bir işaretçi fişek şeklinde bu konuyu hallet şeklinde ya da tamamıyla bu mevzu ortadan kalkar. Ama agresyonun işin içinde olacağını ve kaotik bir enerjinin işin içinde olacağını bilmenizde fayda var. Yine bağlantılı Mars'ın boğa hattına geçtiği 10-11 Haziran günlerinde yakın akrabalar, kardeşler, komşularla ilgili herhangi bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu sorun sizi nereden bağlar? Günlük kalitenizi bozacak, günlük ritminizi bozacak şekilde bir müdahale, dışarıdan müdahale ya da direkt işte sizin sağlığınızı etkileyecek şekilde bir müdahale ya da direkt saldırı şeklinde kendisini gösterebilir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Yine sağlıklı sınır çizebilmekte fayda var. Özellikle aileden gelebilecek bir hikaye dönerse burada işte kardeşler, anne baba silsilesi halinde kendisini gösterecektir. Kendi haklarınızın savunucusu olun. Yani sağlıklı sınırlar çizin. Bu benim hayatım, bu benim giyim tarzım, bu benim yaşamım, bu benim iş yaşamım şeklinde kendi gardınızı alın ve sınırınızı net bir şekilde bildirin. Çünkü Satürn balık burada bize
belirgin olarak yapmamız gerekeni bu şekilde söylüyor. Bununla bağlantılı olarak dedikodularda bir artış olabilir. Abuk subuk söylemler duyabilirsiniz. İletişimle ilgili sıkıntılar olabilir. İletişim araçlarıyla ilgili sıkıntılar olabilir. Günlük trafikte sıkıntılar çekebilirsiniz. Yavaş araba kullanmak, işte gergin şoförlerden özellikle hassasiyetle uzak durmakta fayda var. Bu yine size karşı sağlığınızı bozacak ya da fiziksel bütünlüğünüze zarar verecek şekilde kendisini gösterebilir. Manipülatif yaklaşımlara ve iletişim şekline karşı uyanık olmakta fayda var. 22 Haziran'daki Dolunay sizi ne kadar para harcıyorsunuz, ne kadar para kazanıyorsunuz, bütçe dengesi nedir, nereye ne verdiniz, o fatura ödendi mi, o vergi ödendi mi, muhasebeciden tahakkuk vergisi geldi mi, bankacı ne diyor, bankadaki hesap ne oldu şeklinde bir gündem maddesi yaratacak. Ya da bu dolunayla bağlantılı olarak siz yeni bir kazanç kapısını oluşturmuş olacaksınız. Para kaynakları ile ilgili ekstra bir gelişme olmuş olacak ve siz artık bunu daha bir şekillendirmek adına adımlar atıyor olacaksınız. Ama her ihtimalde bütçe ile ilgili bir gündeminiz olacaktır. Yine bununla bağlantılı olarak sisteminizi genel olarak ilgilendirdiği için eğer bir mal mülk alışı satışı varsa burada aybaşı itibariyle fizibilite raporunu çok iyi çıkarmanızda fayda var. Çünkü bu dolunayda işte krediyle mi ödeyeceğiz, nakit mi ödeyeceğiz, bunu nasıl ödeyeceğiz şeklinde kredi biliyorsunuz giderek zorlaşıyor. Buna benzer bir durum varsa ay sonuna kalmadan adını koymakta fayda var. Çünkü ay sonunda 29-30 Haziran'da sizin hanenizi, işte taşınmaz malınızı ilgilendiren noktada sorunlar yaratacak olan duran pozisyon kendisini gösteriyor. Yani sözleşmeden geri dönen olur, kaporasını yakanlar olur. Siz evet kaporayı verirsiniz, sıkıntı çekersiniz. Bunların dışında ekstra hani bir mal alalım satım yoktur. Yaşadığınız evde ekstra bir masraf çıkar. Nereden? İşte su tesisatlarından çıkabilir ya da evin genel olarak sistemiyle alakalı bir sorun çıkabilir. Bununla ilgili de ekstra bir masraf çıkabilir. Dolayısıyla ayın gidişatını bu şekilde planlamanızda yani ekstra masraflar çıkabilme ya da çeşitli sorunlar, özellikle ev, bark hayatıyla, aile hayatıyla ilgili çeşitli sorunlar olabileceğini bilerek hareket etmenizde ve bütçenizi bu şekilde planlamanızda fayda var. Gelecek aya görüşmek üzere. Hoşça kalın.